Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Arapça 8. sınıf ders kitabında kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Tehaddes konuş. Anil udeba edebiyatçılar hakkında konuş. Ma'a astıkaike arkadaşlarınla fis saffi sınıfında arkadaşlarınla konuş demiş arkadaşlar. Nasıl bir ihtisar sözlü olarak. İstemiyor dinle ile nas parçayı sümme sonra ikrahu onu oku. Hikayat, hikayat, elf, leyle ve leyle. Ne demek arkadaşlar? Bin bir gece masalları demek bu. Hikayat, elf, leyle ve leyle. Bin bir gece masalları. Hikayat, elf, leyle, leyle ve leyle kitabun meşhurun. Demiş ki bin bir gece masalları kitabı ünlü bir kitaptır. Meşhurun ünlü demek arkadaşlar. Ünlü bir kitaptır. Ve fihi ve onda vardır. Hikayatun mütenevviatun. Çeşitli hikayeler vardır. Minel hadaratil arabiyye vel hindiyye vel farisiyye. Demiş ki ve onda Arap. Bakın arabiyye Arap. Vel hindiyye Hint. Vel Farisiye ve Fars medeniyetinin izleri vardır demiş arkadaşlar. Ve fihi ve onda vardır kıssatun sindibâul bahar ve sindibâdul hammal. Demiş ki ve onda denizci sindibat ve hammal sindibadın öyküleri vardır demiş arkadaşlar. Ve kıssatun Ali Baba ve lususul arba'in Ali Baba ve 40 haramiler kıssası ve kıssatu Alaaddin. Yani arkadaşlar kısacası Ali Baba ve 40 haramiler ve Alaaddin'in hikayesi vardır. Ve kıssatu Alaaddin, Alaaddin'in hikayesi vardır. Ve müellifun hazel kitap ve bu kitabın yazarı gayre ma'ruf bilinmiyor demiş arkadaşlar. Sıradaki sayfamıza geçelim. Burada ne diyor? Yevmun minel eyyam. Öncelikle şurayı okuyalım. İstemi'u dinle ilel makbun. İlâ mekta'in min kıssatin Ali Baba ve lususul erba'in. Demiş ki Ali Baba ve 40 haramiler hikayesinden bir parçayı dinle. Thumme sonra ikra'ha onu oku. Vektubha fi defterik ve onu defterine yaz. Yevmun minel eyyam. Günlerden bir gün. Yevmun minel eyyam. Günlerden bir gün. Kâne Ali Baba fil gâbeti. Ali Baba ormandaydı. Ve semi'a savtul huyul ve atların sesini işitti. Ve ra'a erba'in farisen yaktaribune diyor ki arkadaşlar 40 atlının yaklaştığını gördü. Fehtebe'e fevren ve hemen saklandı arkadaşlar. Ve vakafu ve vakafu emame sahratin kebiretin ve büyük bir kayanın önünde durdular arkadaşlar. Kebira büyük demek. Ve sahe kaiduhum ve onların lideri komutanı bağırdı. İftah ya simsim açıl susam. Zahra fec'ete fil kehfi babun kebirun. Yani diyor ki aniden mağaranın büyük kapısı ne oldu? Açıldı arkadaşlar. Ve dehalu ilel kehfi ve dehalu ilel kehfi ve mağaraya girdiler ve inghalaka elbab ve inghalaka elbab halfehum ve onların ardından kapı kapandı. Ne oldu? Kapandı. Ve indeheşe Ali Baba ve Ali Baba endişelendi. Ve ba'de fetratin kasiratin ve kısa bir süre sonra futiha elbab futiha elbab merraten uhra kapı tekrar açıldı. Gadere gadere evrical elkehfe adamlar mağaradan ayrıldı. Elkehf mağara demek arkadaşlar. Ve iktarebe Ali Baba mines sahrati ve kerrere elkelimat. Ve Ali Baba kayaya yaklaştı ve ne yaptı arkadaşlar? Kerrere el kelimat. Kelimeleri tekrarladı. İftah ya simsim. Açıl susan. Ve infetaha. Ve açıldı el bab. Kapı açıldı. Fedahale el kehfe. Ve mağaraya girdi. Ve sahe ve bağırdı. Ya ilahi aman Allah'ım diye bağırdı diyor burada arkadaşlar. Şimdi sıradaki etkinliğimize bakalım. Sıradaki sayfa. Demiş ki mekanul kıssati, kıssanın yeri, hikayenin yeri neresidir arkadaşlar? Buraya nasıl cevap vereceğiz? Şöyle cevap vereceğiz. Fil gâbeti,
Fil gâbeti diye cevap vereceğiz arkadaşlar. Yani ormanda. Zamanul kıssati demiş ki kıssanın zamanı ne zaman, hikayenin zamanı ne zamanda arkadaşlar? Demişti zaten az önce. Yevmun minel eyyam. Yevmun minel eyyam. Yani günlerden bir gün arkadaşlar. Günlerden bir gün olacak burası. Şahsiyatul kıssa hikayenin kişileri kimlerdir diyor arkadaşlar. Hikayenin kişileri Ali Baba ve Lususul Erba'in arkadaşlar. Bunlar da hikayenin kişileridir. Ali Baba ve Lususul Erba'in. Ali Baba ve 40 haramiler. Mevdu'ul kıssa hikayenin konusu neydi arkadaşlar? Kehful Lususul Erba'in arkadaşlar. Yani 40 haramilerin mağarası diyebiliriz. Kehful Lususul Erba'in. Kehful Lususul Erba'in. Evet arkadaşlar, bunun cevabı da bu şekilde. Sıradaki sayfamıza geçiyoruz. Burada cümleler var. Ne anlama geliyor? Bir bakalım. Fesahe el cinni. Fesahe el cinni. Cin uyandı. Sıradaki arkadaşlar. Eğmik ayneyke. Burayı geçelim arkadaşlar. Ene fi hizmetin. Ben hizmetinizdeyim. En yenkule kasru alaaddin. Alaaddin'in sarayını taşımasını arkadaşlar. Bu da bu anlama geliyor. En yenkule kasru alaaddin. Alaaddin'in sarayının taşınması. Sa'iden lil gâbeti arkadaşlar. Oldukça mutlu oldu. Fezahara el cinni. Fezahara el cinni. Sonra cin ortaya çıktı arkadaşlar. Bunları ne yapıyoruz? Buraya uygun bir şekilde yerleştiriyoruz. Evet. Summe sonra fereke el misbah. Sonra lambayı ovdu. Fezahara el cinni. Sas ve yani bu cinin adıdır arkadaşlar. Bu sas dediğimiz ve sas cini ortaya çıktı. Vekale ve dedi ki fesah vekale ve dedi ki fesahe el cinni. Buraya bu geliyor arkadaşlar. Fesahe el cinni. Men yahmilu hazel misbah. Demiş ki bu lambanın sahibi kim? Kâne es-sahir sa'iden lil gâbeti. Buraya sa'iden lil gâbeti geliyor arkadaşlar. Ve sihirbaz oldukça mutlu oldu arkadaşlar. Ve talebe minel cinni ve cinden istedi. En yenkule buraya arkadaşlar. En yenkule. Evet. Kasru Alaaddin. Alaaddin'in sarayını taşımasını istedi. Nereye? İla Afrika. Afrika'ya taşımasını istedi. Ene fi hidmetin. Buraya da arkadaşlar bu geliyor. Ene fi hidmetin. Ben hizmetinizdeyim. Bi savtin murtefi'in. Yüksek bir sesle. Ağmik ayneyke. Gözlerini kapat. Ve sevfe tecidu ma emerteni biha. Ve ben de seni ve ben de istediğin şeyi bulacaksın diyor burada arkadaşlar. Ve ben de istediğin şeyi bulacaksın. Evet, sıradaki sayfamıza geçelim arkadaşlar. Demiş ki uktub yaz esma-il kuttab yazarların isimlerini tahtel kutubi kitapların altına el atiye gelen kitapların altına kema fil misal örnekte olduğu gibi arkadaşlar. Safahat'ın yazarı kimdi arkadaşlar? Muhammed Akif Ersoy. Sıradakine bakalım arkadaşlar. Kasrul Meskun Perili Köşk. Bunun yazarı kim olacak arkadaşlar? Ömer Seyfettin olacak arkadaşlar. Ömer Seyfettin. Sıradakine bakalım. Havatir Hatıralar arkadaşlar. Bu kimin eseridir? Bu da Muhammed Akif Ersoy'un eseridir arkadaşlar. Buraya Muhammed Akif Ersoy yazıyoruz. Evet. El-Ma'bedu Sirriyi. Gizli Mabet arkadaşlar. Gizli Mabet de kimindir? Ömer Seyfettin'indir arkadaşlar. Buraya bunu yazıyoruz. Sıradaki sayfamıza geçelim. Eddersu Sani ikinci ders. Fi Ma'radil Kitap. Kitap fuarında. İstemi'i dinle. İlel ibarat ifadeleri dinle. Sümme sonra e'idha onu tekrarla demiş arkadaşlar. Evet. Ma'radil Kitap. Ma'radul Kitap. Kitap fuarı arkadaşlar.
Rivayatul Etfal, çocuk romanları, El Kutubul İlmiye, bilimsel kitaplar arkadaşlar, El Kutubul Mugamerat, macera kitapları, evet mugamerat, macera kitapları, El Kutubul Diniye, dini kitaplar arkadaşlar, Er Rivayatul Tarihiye, bu da tarihi romanlar oluyor arkadaşlar. Er Rivayatul Polisiye, bu da polisiye romanları olmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bu sayfamızı da bitirmiş olduk. Sıradaki sayfamıza bakalım. İstemi' dinle ilel cümel cümleleri sümme sonra e'idha onu tekrar et. Uhibbu seviyorum el kutubu diniye dini kitapları seviyorum. Uhibbu seviyorum er rivayetu tarihiye tarihi romanları seviyorum. Karatu okudum rivayetun polisiyetun polisiye bir roman okudum arkadaşlar. Polisiye romanı okudum da diyebiliriz. Yakra'u okuyor Ahmet. Ahmet okuyor. Ne okuyor? Hikayat Elf Leyla ve Leyla. Binbir gece masallarını okuyor. Bu da bu anlama geliyor arkadaşlar. Heyya haydi nezheb gidelim ila ma'radil kitap. Haydi kitap fuarına gidelim demiş burada arkadaşlar. Haydi kitap fuarına gidelim. Evet. İşteraytu satın aldım kutubun muhamerat macera kitaplarını ne yaptım? Satın aldım. Eyyu nev'in hangi çeşit minel kitabı kitaplardan tuhibbu seviyorsun ya Ahmet? Hangi çeşit kitapları seviyorsun ey Ahmet demiş burada arkadaşlar. Sıradakine geçelim. İstemi' dinle ilel cümel cümleleri dinle ve e'idha ve onu tekrarla sümme sonra sıl beynel mecmu'at. Onları ne yap? Birleştir, karşılaştır demiş arkadaşlar. Hangisi hangisine denk gelecek bunları yapacağız, karşılaştıracağız. Senezhebu gideceğiz ila ma'radil kitab. Kitap fuarına gideceğiz demiş arkadaşlar. Bunun karşılığı hangisi olacak? Şu olacak arkadaşlar. Ba'de zuhri ne zaman? Öğleden sonra kitap fuarına gideceğiz olacak. İşteraytu satın aldım kutubul muhamerat. Evet arkadaşlar demiş ki macera kitapları satın aldım. Bunun karşılığı hangisi olacak arkadaşlar? Thumme qara'tuha. Satın aldım sonra ne yaptım? Onu okudum oluyor arkadaşlar. Bunlar karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Akra'u okurum hikayat Elf Leyla ve Leyla. Binbir gece masallarını okurum arkadaşlar. Bundan sonra ne gelmesi gerekiyor? Şu gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Kablen nevm. Kablen nevm. Zaten bunun karşısında bu da arkadaşlar. Evet. Ne yaparım? Uyumadan önce, uykudan önce binbir gece hikayelerini okurum oluyor. Uhibbu seviyorum. Er rivayatu tarihiye. Tarihi romanları seviyorum. Bunun karşılığı ne olacak? Ve polisiye ve polisiye romanlarını seviyorum arkadaşlar. Ben polisiye ve tarihi romanları seviyorum olacak. Evet. Sıradaki sayfamıza geçelim hemen arkadaşlar. Burada cümlelerimiz, kelime gruplarımız var. Bunları ne yapacağız? Bunlardan cümleler oluşturacağız aşağıda arkadaşlar. Önce bunlara bakalım. Er-Rivayetul Polisiye, polisiye romanı. El-Kutubul İlmiye arkadaşlar. Bilimsel kitaplar olacak bu. Evet. El-Kutubul Diniye, dini kitaplar. Kutubul Mugamerat, macera kitapları olacak bu da arkadaşlar. Macera kitapları. Er-Rivayetul Tarihiye, tarihi romanlar. Rivayatul Etfal, bu da çocuk romanları oluyor. Min ma'radil kitab, kitap fuarından demiş burada arkadaşlar. Min ma'radil kitab, kitap fuarından. Önce örneğimize bakalım. İşteraytu, satın aldım. El kutubul ilmiye, bilimsel kitapları satın aldım. Min ma'radil kitab, kitap fuarından bilimsel kitapları satın aldım. Evet, şimdi bizler de buralara cümleler yazacağız arkadaşlar. Mesela ne yazabiliriz buraya? Hemen örnek verelim. Mesela şunu yazabiliriz. Ene ben uhibbu seviyorum er-rivayetul bolisiye. Bunu yazabiliriz arkadaşlar. Ene uhibbu
Er-Rivayetul Polisiye. Ben polisiye romanını seviyorum diyebiliriz. Sıradan ne diyebiliriz arkadaşlar? Sıradakine nasıl bir örnek yazabiliriz? Şunu yazabiliriz. Se-eşteri satın alacağım. El-Kutubu Diniye. Dini kitapları satın alacağım arkadaşlar. Se-eşteri satın alacağım. El-Kutubu Diniye. Dini kitapları satın alacağım. Başka ne diyebiliriz buraya arkadaşlar? Şunu söyleyebiliriz örnek olarak. Bikem rivayatul etfal fi ma'radil kutub. Bikem rivayatul etfal. Bakın arkadaşlar bunu da yerleştirdik. Bikem rivayatul etfal fi ma'radil kutub. Kitap fuarında çocuk kitapları kaça diye bir soru sorabiliriz arkadaşlar. Dördüncü kısma bakalım. Buraya ne yazabiliriz? Buraya da şunu yazabiliriz arkadaşlar. Er-rivayatü tarihiyye yani tarihi romanlar mufidetun faydalıdır. Tarihi romanlar faydalıdır diyebiliriz arkadaşlar. Beşincisine bakalım. Beşinci boşluğumuza ne yazabiliriz? Beşinci boşluğumuzda da şunu yazabiliriz. Kara'tu okudum. El-Kutubul-Mugamerat. Macera kitaplarını ne yaptım? Okudum diyebiliriz arkadaşlar. Sayfa 60'a geçelim hemen. Evet. İkra oku el-es'ile soruları vel-ecvibe ve cevapları oku. Summe sonra tabbikha fis-saffi. Sonra sınıfında bunu ne yap? Uygula. Eyyün nev'in hangi çeşit minel kutubi tuhibbu? Hangi çeşit kitapları seviyorsun demiş arkadaşlar. Bu arkadaşı nasıl cevap vermiş? Uhibbu kutubul ilmiye. İlmi kitapları seviyorum diye cevap vermiş. Evet. Eyyün nev'in minel kutubi tuhibbu? Hangi çeşit kitapları seviyorsun demiş arkadaşlar. Arkadaşı ne demiş? Uhibbu kutubul muğamerat. Macera kitaplarını seviyorum demiş bu da arkadaşlar. Evet sıradaki sayfaya geçelim. Eyyün nev'in minel kutubi tuhibbu? Hangi çeşit kitapları seviyorsun demiş burada arkadaşlar. Arkadaşı nasıl cevap vermiş? Uhibbu kutubu diniye. Dini kitapları seviyorum diye ne yapmış? Burada cevap vermiş arkadaşlar. Eyyün nev'in minel rivayat tuhibbu? Hangi çeşit romanları seviyorsun demiş arkadaşlar. Hangi çeşit romanları seviyorsun? Bu arkadaşın nasıl cevap vermiş? Uhibbu er-rivayatu tarihiyye. Tarihi romanları seviyorum diye cevap vermiş. Eyyü nev'in hangi çeşit miner rivayat romanları tuhibbine seviyorum. Hangi çeşit romanları seviyorsun demiş arkadaşlar. Evet. Arkadaşı nasıl cevap vermiş? Uhibbu er-rivayatul polisiye. Ben polisiye romanlarını seviyorum diye cevap vermiş. Bu şekilde bu sayfamızı da bitirmiş olduk. Şimdi sıradaki sayfamıza geçelim arkadaşlar. Burada Muhammed var, Fatıma var, Ali var ve Leyla var arkadaşlar. Peki burada yani smiley var, gülme emojisi var. Burada da üzgün yani sevmeme emojisi var arkadaşlar. Yani Muhammed bunu seviyor, bunu sevmiyor arkadaşlar. Fatıma şunu seviyor, şunu sevmiyor. İşte biz bunlarla ilgili cümleler oluşturacağız. Birincisine bakalım örnekte nasıl yapmış. Muhammed yuhibbu el kutubul ilmiye. Muhammed ne yapmış arkadaşlar? İlmi kitapları seviyor demiş arkadaşlar. Muhammed la yuhibbu. Bu sefer de la yuhibbu demiş arkadaşlar. La yuhibbu da sevmiyor demek. Hangi kitapları sevmiyor? Kutubun muğamerat, macera kitaplarını sevmiyor demiş. Şimdi Fatıma'yı yapacağız arkadaşlar. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey erkeklerde yuhibbu, kızlarda tuhibbu dememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Arapçada böyle olması gerekiyor. Evet, Fatıma, evet önce sevdiği şeyi söyleyelim. Fatıma tuhibbu seviyor. El kutubu diniye. Fatıma dini kitapları seviyor arkadaşlar. Peki Fatıma hangi kitapları sevmiyor? Fatıma la yuhibbu el kutubul ilmiye. Fatıma bilimsel kitapları sevmiyor demiş arkadaşlar burada. Şimdi Ali'ye bakalım. Ali ne diyor arkadaşlar? Ali'de nasıl olacak? Ali yuhibbu seviyor. Er-rivayatul bolisiye.
Ali hangi romanları seviyormuş arkadaşlar? Rivayatul Bolisiye polisiye romanlarını seviyormuş arkadaşlar. Peki Ali neyi sevmiyor? Ali la yuhibbu sevmiyor. Rivayatul Tarihiye tarihi romanları sevmiyor demiş burada arkadaşlar. Evet Leyla. Leyla'da nasıl söyleyeceğiz arkadaşlar? Leyla tuhibbu seviyor. Rivayatul Etfal çocuk romanlarını ne yapıyor arkadaşlar? Seviyor. Peki sevmiyor nasıl diyeceğiz? Leyla la tuhibbu sevmiyor. Rivayatul Bolisiye polisiye romanlarını sevmiyor olacak arkadaşlar. Ne yaptık? Bunları söylemiş olduk. Sizler de bunları buraya yazarsınız arkadaşlar. Çok basit bir etkinlik. Gözünüzde büyütmenize gerek yok. Evet. Burada arkadaşlar kelimeler ve kelime grupları var. Önce bir bunlara bakalım. Rivayetun tarihiyetun ne demek arkadaşlar? Tarihi roman demek. El hadika bahçe demek arkadaşlar. Evrakul eşcar ağaçların yaprakları demek. El kelp köpek demek. Ma'radul kitap fuarı demek arkadaşlar. Yani kısacası biz bu kelimeleri alıp aşağıya uygun bir şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Teskutu evrakul eşcar. Ne demek istiyor arkadaşlar? Teskutu düşüyor evrakul eşcar. Ağaçların yaprakları düşüyor. Yani dökülüyor arkadaşlar. Kısacası bu şekilde diyebiliriz. Yencehu pardon arkadaşlar. Yenbehu evet havlıyor. Ne olabilir arkadaşlar? El kelp değil mi? El kelp. Buraya kelp gelecek. Yani köpek arkadaşlar. Buraya gelecek. Et talibat kız öğrenciler fi nokta nokta. Kız öğrenciler hangisi olacak arkadaşlar? Bunlardan hangisi gelecek? Ma'radil kitap. Kız öğrenciler nerededirler arkadaşlar? Kitap fuarındadırlar. Buraya kitap fuarı gelecek arkadaşlar. Sıradakine bakalım. Takra'u okuyor nokta nokta fil hadikati. Bahçede okuyor. Ne okuyor arkadaşlar? Ne olabilir? Ne okuyor? Hangisi olur arkadaşlar? Rivayetun tarihiyetun. Tarihi roman okuyor. Gelir buraya arkadaşlar. Bunu da yeşil ile renklendirelim. Evet. Temşi yürür Ebru ve Leyla yürür fi nokta nokta. Nerede yürürler arkadaşlar Ebru ve Leyla? Evet nerede yürürler arkadaşlar? Fil hadikati bahçede yürürler. Hadika bahçe demek buraya da bahçe gelecek arkadaşlar. Sayfa 63'ü de bu şekilde bitirdik. Şimdi sayfa 64'e geçelim. İstemi' dinle ilel hivar diyaloğu dinle. Ve a'idhu ve onu tekrarla sümme sonra ikra'hu onu oku ve ktubhu fi defterik ve defterine yaz. Sami Ali Recep arasında geçen bir diyalog arkadaşlar. Fi ma'radil kitap fuarında. Sami ne demiş? Gaden yarın demek arkadaşlar. Gaden idun miladun Ahmet. Ahmet'in doğum günü. Ve uridu ve istiyorum en eşteri satın almayı lehu ona hediyetun cemiletun. Ona güzel bir hediye satın almayı istiyorum. Ma re'yüke ne dersin en neşteri alalım mı lehu ona kitaben. Ona bir kitap alalım mı ne dersin diye sormuş Ali arkadaşlar. Seyekunu olacak hediyetun cemiletun güzel bir hediye olacak. Sami ne demiş? Fikretun ra'iatun mükemmel bir fikir. Ahmet yuhibbu el kıra'a Ahmet okumayı seviyor. İzen öyleyse heyya haydi neshep gidelim. İla ma'radil kitap. Haydi kitap fuarına gidelim demiş. Evet. Ba'de nisf sa'atin. Yarım saat sonra. Eyyun nev'in. Hangi çeşit? Minel kitabı kitaplardan. Yuhibbu Ahmet. Ahmet hangi çeşit kitaplardan seviyor? Sami huve o. Yuhibbu seviyor. Rivayatü tarihiye. Tarihi romanları seviyor. Recep ne demiş? İzen öyleyse rivayetun. El harb ve selam münasibetun lehu. Öyleyse ona savaş ve barış kitabı romanı uygundur demiş arkadaşlar. Ona savaş ve barış kitabını alıyorlar. Evet. Ali ne demiş? Naam evet.
ihtiyarun ceyyudun. Evet, bu güzel bir seçim demiş burada. Ecib cevapla anil esileti soruları, el atiye gelen soruları, hasebel hivar diyaloğa göre arkadaşlar, hivar diyalog demek. Ma mevdu'ul hivar demiş ki diyaloğun konusu ne? Biz buraya nasıl cevap vereceğiz? Şu şekilde cevap vereceğiz arkadaşlar. Mevdu'ul hivar, mevdu'ul hivar, önce bunu söylüyoruz. Fi ma'radil kitap, sonra başlığı söylüyoruz. Fi ma'radil kitap, yani ne anlama geldiğim? Diyaloğun konusu kitap fuarındadır. Evet. İkinci sorumuza bakalım. Meta, ne zaman? İdun miladun Ahmet. Ahmet'in doğum günü ne zaman arkadaşlar? Diyaloğa baktığımız zaman Ahmet'in doğum günü ne zamandı? Bunu bir hatırlayalım arkadaşlar. İdun miladun Ahmet gaden. Yani yarın arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın, biraz rahatsız olduğum için böyle öksürüyorum. Hakkınızı helal edin. Evet. İdun miladun Ahmet gaden, Ahmet'in doğum günü yarın demiş arkadaşlar. Sıradakine bakalım. Eyyun nev'in minel kutubi yuhibbu Ahmet. Ahmet hangi çeşit kitaplardan seviyor demiş. Burada nasıl söyleyeceğiz, nasıl cevap vereceğiz arkadaşlar? Yuhibbu, yuhibbu Ahmet. Ahmet seviyor. Neyi seviyor? Er rivayatü tarihiye. Tarihi romanları seviyor olacak arkadaşlar. Sıradakine bakalım. Ma huve ismur rivaye. O romanın adı neydi arkadaşlar? Bize onu soruyor. O romanın adı neydi? Hatırlayalım. Bakın burada söylemişti. El Harb ve Selam. Savaş ve Barış arkadaşlar. Evet. Bu sayfamızı da bitirmiş olduk. Şimdi sıradaki sayfamıza geçelim. Maza tekulu li sadikike fi hazihil mevakifil atiye. Yani arkadaşlar diyor ki, gelen bu durumlarda arkadaşına ne dersin? İkra'ha, onu oku. Ve tatbikha fis saffi, ve sınıfta uygula. El yevmu idun miladun sadikuke. Bugün arkadaşının doğum günü. Bugün arkadaşının doğum günü. Ve maza tekulu lehu, ve ona ne dersin? Arkadaşı da demiş ki ekulu lehu, ona derim. Ona ne derim demiş arkadaşlar. Kullu amin ve ente bi hayr. Her yılın hayırlı olsun, hayırla geçsin derim demiş burada arkadaşlar. Sadiquke, arkadaşın maridun, hastadır. Ve maza tekulu lehu, ve ona ne dersin? Arkadaşın hastadır ve ona ne dersin? Ekulu lehu, ona derim selametuke, geçmiş olsun. Ona derim geçmiş olsun. Sadiqatuki tekulu leki, arkadaşın sana diyor ki keyfe el umur, işler nasıl, işler nasıl, hayat nasıl gidiyor diye soruyor. Ve maza tekuline leha, ve ona ne dersin demiş arkadaşlar. Ekulu leha, ona derim, ona derim, ne derim? Kullu şeyin ala ma yaram, her şey yolunda derim demiş burada arkadaşlar. Sayfa 65'i de bitirmiş olduk. Şimdi sıradaki sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Burada bir oyun var. Demiş ki cehiz hazırla lu'betun hasebet ta'limatil atiye, gelen bilgilere göre bir oyun hazırla. Summe, sonra il'ab, oyna hazihi lu'be, bu oyunu oyna. Ma'a istika'ike, arkadaşlarınla fis saffi, sınıfta oyna. Evet, birincisine ne demiş? Uktub, yaz. El es ile soruları, el atiye gelen soruları fil evrak, gelen soruları kağıtlara yaz. Evet arkadaşlar, bu etkinliği sınıfınızda yaparsanız bu cümleleri önce bir kağıda yazacaksınız. Ne demiş? El yevmu idun miladun sadikike. Bugün arkadaşının doğum günü. Ve maza tekulu lehu, ve ona ne dersin demiş burada arkadaşlar. Evet, ona ne dersin? Evet, men ketebe neşidul istiklal. İstiklal marşını kim yazdı? İstiklal marşını kim yazdı? Sadiquke meridun, arkadaşın hastadır. Ve maza tekulu lehu, ve ona ne dersin demiş burada arkadaşlar. Evet, sadiquke yakulu leke, arkadaşın sana diyor. Keyfe el umur, işler nasıl, hayat nasıl gidiyor? Ve maza tekulu lehu, ve sen ona ne dersin? Eyyun nev'in, hangi çeşit, minel kutubi tuhibbu, hangi çeşit kitapları seviyorsun? Eyyun nev'in minel rivayati tuhibbu, hangi çeşit romanları seviyorsun?
Evet, bunları yazdınız arkadaşlar. Sonra ne yapacaksınız? Vada'ha fi keysin sagirin arkadaşlar. Ne demiş? Onu küçük bir kaba, torbaya koy demiş arkadaşlar. Bu yazdığınız şeyi küçük bir kaba ya da torbaya koyuyorsunuz. Summe ishab varakatun minel keys. Sonra o keseden ne yapacaksınız demiş arkadaşlar. O keseden bir kağıt çek demiş arkadaşlar. İshab çek. O keseden bir kağıt çek. Ve is'el sadiqeke ve arkadaşına sor. Men ya'rif ekser el ecube. Kim en çok cevapları bilirse fehuvel faiz. Ve o kazanır demiş burada arkadaşlar. Evet, sıradaki sayfamıza geçelim. Burada kelimeler var. Bunları aşağıya uygun bir şekilde yerleştiriyoruz. Eyne nerede demek arkadaşlar? İla eyne nereye demek arkadaşlar? Maza ne demek ne? Limaza ni için ni için? Keyfe nasıl? Meta ne zaman? Ma'men kimin ile beraber? Kiminle beraber? Bunları arkadaşlar aşağıya uygun bir şekilde yerleştiriyoruz. Birincisine bakalım. Örneği zaten kendisi yapmış. Meta idun miladuk demiş ki arkadaşlar doğum günün ne zaman? İdun miladi doğum günüm ba'de selase eyyam 3 gün sonra. Evet. Buraya bakalım. Nokta nokta el umur. Hangisi gelecek arkadaşlar? Hangisi size tanıdık geliyor? Az önce söyledik. Keyfe gelecek arkadaşlar. Buraya keyfe gelecek. Keyfe el umur. Yani işler nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Kullu şeyin ala ma yaram. Her şey yolunda. Nokta nokta seyyeshebu gidecek. Ahmet ila ma'radil kitab. Ahmet kitap fuarına gidecek demiş arkadaşlar. Önce cevaba bakalım ne demiş. Li'ennehu çünkü o seyeşteri satın alacak hediyetun lil kemal. Çünkü o kemale bir hediye satın alacak. O zaman buraya ne gelmesi gerekiyor? Limaza gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet yani niçin Ahmet niçin kitap fuarına gidecek? Çünkü o kemale hediye satın alacak. Sıradakine bakalım. Maza yef'alu Sami? Maza yef'alu Sami? Sami ne yapıyor? Yakra'u okuyor. Rivayetun polisiyetun. Polisiye romanı okuyor olacak arkadaşlar. Buraya da maza gelmesi gerekiyor. Evet maza. Sıradakine bakalım. Cevabı ne demiş? Ene zahibun. Ben gidiyorum. İla ma'radil kitap. Kitap fuarına gidiyorum. O zaman buraya ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Nereye? Nereye? O zaman ila eyne ente zahibun ya Ahmet. Sen nereye gidiyorsun Ahmet? Ene zahibun ila ma'radil kitab. Ben kitap fuarına gidiyorum arkadaşlar. Demiş ki nokta nokta es sunduk. Sandık nokta nokta. Yani buraya ne gelecek arkadaşlar? Eyne. Eyne es sunduk. Sandık nerede? Sandık nerede? Buna nasıl cevap vermiş? Es sunduk fi zaviyetul gurfeti. Demiş ki sandık odanın köşesinde arkadaşlar. Nokta nokta seteshebu gidecek. İla ma'radil kitab ya Ahmet. Demiş ki kiminle kitap fuarına gideceksin Ahmet? O zaman buraya ma'men gelecek arkadaşlar. Kiminle beraber? Bakın arkadaşlar burada var. Ma'men kimin ile beraber? Seeshebu gideceğim. İla ma'radil kitab kitap fuarına gideceğim. Ma'a. Ma'a sadiqi Muhammed. Arkadaşım Muhammed ile kitap fuarına gideceğim demiş burada arkadaşlar. Evet sıradaki sayfamıza bakalım. İkra el es ile soruları okusun ve sonra ecip cevapla anha onu cevapla fil feragat ilati gelen boşluklarda onun hakkında ne yap? Cevap ver arkadaşlar. Ecip cevap ver demiş arkadaşlar. El yevmu idun miladu ebike. Demiş ki bugün babanın doğum günü. Ve maza tekulu lehu ve ona ne dersin demiş arkadaşlar. Ekulu lehu işte burayı kendimiz dolduracağız arkadaşlar. Ben bunları söyleyeceğim. Sizler de defterinize yazarsınız arkadaşlar. Evet buraya ne yazacağız? Kullu amin ve ente bi hayr. Kullu amin ve ente bi hayr. Yani her yılın hayırla olsun diyeceğiz. Ammuke meridun. Amcan hastadır.
Ve maza tekulu lehu, ve ona ne dersin? Buraya ne yazabiliriz arkadaşlar? Ekulu lehu, ona derim. Ne derim arkadaşlar? Buraya ne yazacağız? Ekulu lehu, ona derim. Selametuke, selametuke, yani geçmiş olsun deriz arkadaşlar. Bunları sizler buraya yazabilirsiniz. Haletuki tekulu leki. Demiş ki teyzen sana söylüyor. Keyfe el umur. İşler nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Ve maza tekuline leha. Ve sen ona ne dersin? Ekulu leha. Ona derim. Ne derim arkadaşlar? Buraya ne gelmesi gerekiyor? Önceki sayfalarda da geçmişti zaten. Kullu şeyin ala ma yaram. Kullu şeyin ala ma yaram. Her şey yolunda derim demiş burada arkadaşlar. Evet, son sayfamıza geçelim arkadaşlar. Bu sayfayı da işleyeceğiz ve bu şekilde bu videoyu burada bitireceğiz arkadaşlar. Cehiz ilanen li ma'radil kitap. Kitap fuarı için bir ilan hazırla. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi. Ma'radul İstanbul, ma'radun İstanbul el hamis lil kitap. Ne demiş arkadaşlar? İstanbul kitap fuarı, ama kaçıncı? El hamis, 5. kitap fuarı demiş arkadaşlar. Neteşerrefu, şeref duyarız. Bihudurikum, yani katılmanızla şeref duyarız. Katılımınız bizi memnun edecektir demiş burada arkadaşlar. Evet. Kutubun sakafiyetun, kültürel kitaplar. Evet. Kültürel kitaplar. Kutubun ilmiyetun, ilmi kitaplar arkadaşlar, bilimsel kitaplar. Kutubun talimiyetun arkadaşlar, kutubun talimiyetun eğitim kitapları demek bu da arkadaşlar. Kutubun diniyetun, dini kitaplar demek bu da arkadaşlar. Evet. İkteşif alemen cediden. Demiş ki yeni bir dünya keşfet. Mevaidu ziyaret, demiş ki ziyaret zamanı ne zamanmış? Mine saati hangi saatten? Mine saatil aşire, saat 10'dan. Sabahın, sabah 10'dan. Hatta es saatu, hatta saat kaça kadarmış arkadaşlar? El aşire mesaen, akşam 10'a kadar. Sabah saat 10'dan akşam saat 10'a kadar demiş burada arkadaşlar. Evet. Sıradakine bakalım. Et tarih, tarihi ne zamanmış? Minel vahid ila 15 Nisan. Yani arkadaşlar demiş ki 1 Nisan ile 15 Nisan arası arkadaşlar. Burayı karıştırmayın. Bu 0 demek değildir. Bu 5 demektir arkadaşlar. 0 olursa şöyle nokta gibi olur. Evet, ne zamanmış? 2019 arkadaşlar. 2019. Bunu da unutmuyoruz. Peki 2019'un Arapçası nasıldır? Bunu da söyleyelim. Elfeyni tis'a ve aşere. Elfeyni tis'a ve aşere. 2019. El mekan, yeri neredeymiş arkadaşlar? Ka'atu mu'temeratul haliç. Yani arkadaşlar Haliç Kongre Salonu, Kongre Merkezi diyebiliriz arkadaşlar. İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'ni kastediyor. Evet. Edda'vetu ammetun lil cemi'i ve duhulu mecani. Demiş ki arkadaşlar davet herkese açıktır ve giriş ücretsizdir. Yani beleştir, Kemal Sunal'ın tabiriyle diyebiliriz arkadaşlar. Giriş beleştir. Evet, bu videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Bundan sonraki kısımları başka videolarda ele alacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.